İyi geceler sevgili seyirciler. Tarihin Halka Odası'na hoş geldiniz. Bu akşam Türkiye'de çok merak edilen, hakkında çok şey söylenen ve çok konuşulan bir konumuz var. Masonluk. Masonluk nedir? Türkiye'ye nasıl gelmiştir? Gücü nedir? Ve özel toplantılarında, kendi aralarında bu loca tabir edilen toplantı merkezlerinde, özel toplantılarında neler yaparlar? Bugüne kadar masonluk hakkında çok şey yazıldı, söylendi. Ve bunların çoğu aleyhteydi. Bunu bir İslamiyet dışındaki bir dinle bağlayanlar oldu. Efendim, çeşitli siyasi güç atfedenler oldu. Biz bunların hiçbirini yapmayacağız. Sadece masonların şu elimde gördüğünüz, birinci dereceden başlayarak 33. dereceye kadar olan, kendileri için basılmış ve belli sayılarda basılmış kitaplarına dayanarak, ki bu kitaplar ritüelleri, yani ayinleri, törenleri, seremonilerinin nasıl yapılacağını gösteren kitapçıklardır. Bunlara dayanarak bu toplantılarda neler yapılır onları konuşacağız. Bu programı yapmadan önce bazı mason tanıdıklarımız vasıtasıyla biz mason hocasına müracaatta bulunduk. Daha doğrusu haber gönderdik. Böyle böyle bir program yapıyoruz. Kapımız açıktır. Çünkü dedik 33 derece dahil olmak üzere, ki masonluğun en yüksek derecesidir. Bu tören kitaplarını okuyacağız dedik. Bu Türkiye'de söylediğim gibi hiç olmadı. Değil mi herhalde? Kitaplar hiç görülmedi de. Görülmedi de. Yani bunlar zaten size geldi. Evet, yani vardı bende. Yani Osmanlı döneminden beri bazı mason yazışmaları vardı. Bunlar da vardı. Bir araya gelince bir şey yapalım dedik. Evrenin ulu mimarının çatısı altındaki zevat tenezzül etmeli. Kimseye göndermediler. Hiç yorum yapmayacağız. Şöyle de böyle de diye masonlar Türkiye'de bugüne kadar söylenmiş sözleri söylemeyeceğiz. Sadece bu kitaplara dayanarak mesela işte 27. derecede ne yapılırdı? 30. derecede ne yapılırdı? 3. derecede ne konuşulurdu, ne edilirdi? Mesela Mersi Prensi nedir? Mabet Amiri Şövalye nedir? Güneş Prensi kime diyorlar? Bunları okuyacağız. Yalnız açık söyleyeyim, ben bu kitapları okudukça ben bunlara inanamadım. Yani bu yaşta insanlar çıkıp böyle şeyler yapmaları oluyor ama. Çünkü kendi yayınlarıdır. Tekrar söyleyeyim, biz kendilerine haber gönderdik, kapımız açıktı. Ha, bir şey söyleyeyim mi? Yani direkt böyle şeydi. Hiçbir şey söyleyeyim. Bir dakika hiç olmasa girişi yapayım, müsaade edin. Buyursunlar dedik. Çünkü bu kitapları okuyacağımızı da söyledik, göstereceğimizi de söyledik. Hatta çok sayıda yazışma örneği de getirdim ben kendi aralarında. Özel bir dille yazılmış bu yazışma örnekleri de var. Söz hakları tabii ki bakidir dedik. Bunları tek tek göreceğiz. Hatta Osmanlı döneminden bugüne uzanan belgeler var. İşte görüyorsunuz, hem eski Türkçe hem Fransızca. Şöyle tutayım. Ve sonraki dönemde, Cumhuriyet dönemindeki örnekler de var. Ve şeyimiz de var, onu da söyleyelim. Yani Osmanlı arşivlerine dayalı olarak ilk defa burada bizim bir arkadaşımızın verdiği belge, birazdan bahsedeceğiz. Masonluk tarihiyle ilgili ilk gerçek belgeyi de burada çıkaracağız. Evet, bu ilk Erhan Bey'in dediğini duyduk. Devlet arşivlerinde, yani Osmanlı arşivlerinde ciddi bir araştırma yapıldı. Bunların ilk belge 3. Selim zamanı galiba. Tabii, yani şu ana kadar. Çünkü efendim, şunu da açık söyleyelim. Türk hür ve kabul edilmiş masonlar büyük locası derneğinin herkese açık olan internet sitesinde verilen bilgilerin çoğu yanlıştır ve bazı isimler uydurmadır. Örneklerini de getirdik burada. Ama sadece Türklerde değil, yabancı örneklerinde de birçok isim var. O isimlerin olmadığına dair çok fazla söylem var ama oraya koyuyorlar. Yani önemli şahsiyetleri, yani mesela Amerika'nın kuruluşunda ismi geçen şahsiyetlerin bazıları evet gerçekten masonmuş ama bazıları değilmiş. Hepsi orada kullanılıyor. Evet. Onları konuşacağız. Uzun bir giriş oldu ama bu program Türkiye'de bir ilk olduğu için
ne konuşacağımızı, nasıl bir çizgi takip edeceğimizi söylemem gerekiyor. Tabii bu arada Erhan Bey'le karşılıklı bu kitaplardan, Masonik ritüel kitaplarından, çalışma kılavuzu diyor onlar. Bu çalışma kılavuzundan bazı çok ilginç bölümleri okuyacağız. Daha önce televizyonlarda, daha önceki yıllarda yayınlanmış bazı filmler vardır. Gerçek filmlerdir. Gerçek çekimlerdir bunlar. Onları da izleyeceğiz. Bu arada daha önce, birkaç hafta önce bir masonluk bahsi açılmıştı. Evet. Çok sayıda hakaret mesajı gelmişti. Onları tek tek isim vererek ekranda okuruz. Şeyleri ve konuya geçmeden önce son defa söyleyeyim. Burada hiçbir gruba, hiçbir derneğe hakaret maksadıyla bulunmuyoruz. Sadece bugüne kadar gizli kalmış olan kendi yayınlarında kendilerini nasıl anlatıyorlar, çalışma denilen toplantılarında neler yapıyorlar, onları konuşacağız. Dolayısıyla her zaman için söz hakları bakidir. Ama şunu da tekrar tekrar söylüyorum, bütün kaynağımız kendileridir. Öyle değildi, böyle bu şekilde değildi, uydurdu falan denmese kitaplarda zaten okurken göstereceğiz. Bir de arada bir sürprizimiz olacak. Sürekli olarak reddedilen bir mason nikahı vardı. Yani bir mason medeni nikah kıydıktan sonra efendim gider mason nikahı yapar derler. Masonlar bunu hep reddetmişlerdir. O mason nikahını da sembolik olarak burada Pelin Hanım'la ve benim asistanım Yavuz'la beraber o nikahı kıyacağız. Ben büyük üstadı oynayacağım. Erhan Bey işte o ritüeline üstadıydı. Birinci tören üstadını oynayacak. Çünkü mesela o mason nikahının nasıl yapılacağı da şuradaki evlenme ritüeli kısmı kendi yayınlarında var. Kendileri mi reddederler? Ona reddederler. Genellikle reddederler. Böyle bir şey yoktur derler. Efendim, Türkiye Büyük Locası'nın tören ritüelleri broşüründe bunun nikahın bütün ayrıntıları var. Evet, masonluk çok kısaca söyleyelim. Çok eski devirlerde işte Hiram isminde bir duvar ustası öldürülür. Şu olur, bu olur. Bu, hiç o detaya girmeye gerek yok. Daha sonra güçlü bir örgüt olarak devam eder. Dünyada da, bizde de. 18. yüzyıl değil mi? Yani sahneye çıkmaları gerçek manada yani. Valla şimdi onlara sorarsan Dante bile masondur diyorlar. Ama yani İngiltere... Templiydi, Templi şövalyeydi diyorlar. Hı-hı. Tapınak şövalyesi, Dante de masondur diyorlar. Zaten bu şeye bakarsak, kendi yayınlarına bakarsak ne kadar meşhur isim varsa sen, ben ve hanımefendi yok. Bu da hanımefendi hanım oldukları için herkes mason görünüyor burada. Onun sebebi de şu galiba. Yani ben öğrenciliğimde yani 25 yıl önce ilk üniversiteye başladım da hep şunu duydum çevremden. İşte Türkiye'yi masonlar yönetir. Ne kadar meşhur adam varsa şarkıcı, sanatçı, bilim adamı, politikacı mason olmadan oraya gelemez. Yani genel bir kanaat var. Erhan'cığım hiç yorumları şey yapmayalım. Biz bu belgelere bağlı. Evet. Yok yani bu inanışı söylüyor. Susun derler bunda. Yani Yahudi derler, hain derler. Palavradır bunlar da. Bilmeden konuşuyorlar. Çünkü bunlar bugüne kadar hiçbir gazetede veya televizyonda yayınlanmıyor. Evet. Bunların üzerine konuşacağız. Tabii, sen şimdi şeyi anlat. Sonradan işte o şeylere baktım ben. Mesela tarihçi olduğum için listelere baktım. Yani listelerde birçok isim görüyorsunuz. Yani 28 Mehmet Çelebi, meşhur Fransa elçisi bizim Paris'e giden. Matbaayı kuran İbrahim Müteferrika. Matbaa İbrahim Müteferrika ile beraber kuran ve 1755'te sadrazamlık yapan Mehmet Said Paşa. Daha sonra işte Gazi Osman Paşa gibi. Yani, Atatürk için bile deniliyor. Evet, tarihimizdeki birçok ünlü şahsiyet mason listelerinde gösterilir. Ancak ben son dönemler o kadar iyi bilmem ama İbrahim Müteferrika'yı özel araştırmış bir kişi olarak daha önce yazı yazdım. Şu anda da yeni belgeler bulundu. Ölüm ilgili. Tarihini bulan Erhan Bey. Evet, yeni belgeler bulundu. Gerçek ölüm tarihini. 28 Mehmet Çelebi ve 28 Mehmet Çelebi'nin oğlu Said Paşa ile ilgili araştırmalarım var. Osmanlı belgelerinde bunların mason olduğuna dair dönemin şeylerinde herhangi bir kayıt yok. Yani bu 18. yüzyılda mason locanın ortaya çıkması bana göre tamamen uydurmadır. Yani işte Paris'ten Mehmet Çelebi'nin, 28 Mehmet Çelebi'nin mason olarak gelmesi, burada locanın kurulması vesaire. Ben bunun böyle olduğunu tahmin etmiyorum. Çünkü somut bir kaynak yok. Yani mesela İbrahim Müteferrika, ilk Türk matbaacısı. Erhan'cığım, o detaylara geleceğiz. Girişte hiç detayla başlamayalım. Başlamayalım. Biz asıl şeylerle başlayalım. Şimdi efendim, masonların kendi yazdıklarına göre ilk loca diyor, 1721 yılında İstanbul'da Fransızlar tarafından kuruldu diyorlar. Bilmiyorum. Fakat
şunu biliyorum, kendileri de söylüyorlar. 1909 yılında Türkiye Büyük Locası meşrutiyetin ilanından sonra 1909 yılında kurulmuştu diyor. Evet. Efendim 1861 yılında 1748'de falan imparatorluk topraklarında çeşitli localar vardı diyor. Özellikle Makedonya yani Selanik. O çok sonra, o çok sonra. Suriye'yi falan diyorlar. 1890'larda falan hayır, var. 1700'lü yıllardan bahsediyorum. Konsolosluklar vasıtasıyla kuruluyor. O şekilde söylüyorlar. Efendim bir Seher Locası, Etoval du Bosfor, Boğaziçi Yıldızı böyle localardan bahsediyorlar. Efendim fakat kendi söyledikleri resmi Türk Locası ilk 1909 yılında kurulmuştu diyorlar. Efendim ilk büyük üstad da meşhur Talat Paşa. Sadrazam Talat Paşa'dır. Fakat sayın masonlardan rica edeyim, çok ayıp ediyorsunuz. Bu hüve kabul edilmiş masonlar Büyük Locası Derneği Mason Ork sitesinde Talat Sayit Paşa deniyor. Büyük Üstad Talat Sayit Paşa'nın ismi o değildir. Ekranda görüyoruz. Talat Paşa da lütfen Büyük Üstadınızın ismini, ilk Büyük Üstadınızın ismini öğrenin, yanlış yazmayın. Efendim, fakat daha önce Türkiye'de bazı, daha doğrusu Osmanlı İmparatorluğu'nda bazı masonik faaliyetler olduğu arşiv belgelerinde çıkıyor. Evet. Şimdi sen şu belgeyi anlat istersen. Bu şimdi, ilk mason belgesi değil mi? Türkiye'de çıkan. Tarihler... Hatta onu ekrana bir göster. Ekranda da şeyde vardı. Var mı? Vardı evet. İlk, o zaman ilk gün orada belge diyordu. Şöyle yeşilimsi şimdi, bir kağıt onu gösterelim lütfen. Masonlarla ilgili yani bu tür 20. yüzyılda yazılmış kitapların dışında evet şu anda belge çıktı. Bu Sinan Çuluk tarafından Osmanlı Arşivi'nde çalışan değerli bir tarihçi kardeşimizdir. Bu belgeyi yayınladı. Arşiv bülteninde çıkmak üzere bize verdi. Teşekkür. Daha çıkmadı yani. Daha çıkmadı. Teşekkür ediyoruz. Yani bunu bize lütfettiği için. Evet efendim. Tarihi program yapıyoruz. Masonlar hakkındaki Türkiye'deki ilk resmi belge budur. İlk bu programda yayınlanıyor, görüyoruz. Şimdi ne diyor orada? Bu Gümrükçübaşı Mehmet Esat Ağa isimli birisi bir mektup yazıyor İstanbul'daki Halil Efendi. Hı-hı. 1798 tarihli. Yani bundan önce hatta 18. yüzyılda hiçbir belge yoktu. Kroniklerde bilgi vardı ama bu belgeden önce hiçbir belge yoktu. Yani Sinan'ın bulduğu bu belge ilk masonluk tarihinde Türkçe ilk belgedir. Evet. Burada çok ilginç. Yıl 1798. 1798 yani evet. Üçüncü Selim dönemi. Hı hı. Burada şöyle bir ilginç bir şey var. Bu masonluğun o dönemde yayıldığını gösteriyor. Yani çünkü belgede diyor ki inşallah diyor Mehmet Esat Efendi vezir olur diyor. İstanbul'a gelirim, yine diyor farmasonların canına diyor limon sıkarım diyor. Böyle mi yazmış? Böyle yazmış, aynen böyle yazmış. Yani tabii bu şunu gösteriyor, o dönemde farmasonların canlarına limon sıkarım diyor. Yani burada masonluğun yayıldığını anlıyoruz ki, bunun arka planı kroniklerde var. Yani dönemin tarihlerinde bizim Fikret Sarıcıoğlu, 1. Abdülhamit kitabında bunu yazdı. Halil Hamit Paşa var meşhur biliyorsunuz. Sadrazam evet. Sadrazam. Şeyin büyük büyük dedesidir. Kemal Derviş'in. Kemal Derviş'in. 1700... Bir dakika, fakat bu belge... Belge olarak ilk... O dönemde hayır, belgenin yazıldığı tabii 1793 mü? 1798. 98. Selim Sarısı, 3. Selim'dir. 3. Selim, evet. 3. Selim dönemi, evet. Yani bu belgeden önce belge yok. Sadece bir iki tarih kitabında var. İşte resmini de gördüğümüz Halil Hamit Paşa, 1782 ile 85 yılları arasında sadrazamlık yapıyor. Hı-hı. Bürokrasiden yükseliyor, çok hızlı yükseliyor. Evet. Onunla ilgili ilginç bir şey var ve daha sonra biliyorsunuz şeyden 3. Selim'i tahta geçirmek isteyip 1. Abdülhamit'i tahttan indirip 3. Selim'i tahta geçirmek istediği için öldürülüyor. Ve o dönemin yazılan tarihlerinde mesela anonim bir tarih var İstanbul Üniversitesi'nde 59-45'te ve Nuri tarihinde şu anlatılıyor. Halil Hamit Paşa, işte İsmail Raif Efendi Reis Kütlap, Nişancı Yenişehirli Osman Efendi gibi bürokratların farmason olduğu, bunların bir cemiyet kurduğunu anlatılıyor. Bu belgeyle de birleştiği zaman, yani 1. Abdülhamit döneminden itibaren, 1770'li yıllardan itibaren masonluğun İstanbul'da oldukça yayıldığını anlıyoruz. Hı. Ve devlet içinde bazı grupları da rahatsız ettiğini anlıyoruz. Çünkü belgede aynen öyle söylüyor. Gelip diyor canlarına limon sıkacağım bunların diyor. Yani bu önemli bir şey. Yani dedikleri gibi 18. yüzyılın başlarına kadar inmiyor. Yani ancak 1. Abdülhamit döneminden itibaren masonluk Osmanlı tarih sahnesindeki yerini alıyor ve 3. Selim döneminde çok aktif bir duruma geliyor. Fakat 2. Mahmut döneminde meşhur tabirleriyle uykuya dalıyorlar. Çünkü 2. Mahmut Bektaşileri Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdığı için
Bektaşilik'le de bağlantılara bulunan bazı masonlar o dönemde aktif faaliyette görülmüyorlar. Çünkü 2. Mahmut döneminde çalışan bir arkadaşımız var, Yüksel Çelik, ona sordum ben. O dönemi çok çalıştı, çok belge gördü. Masonlukla ilgili herhangi bir belgeye de rastlamadığını söyledi o dönemde. Bir dakika, bu 2. Mahmut zamanındaki masonlar, yani uykuya yattığını söylediği masonlar Osmanlılardan mı? Yoksa konsolosluk şu mu falan mı? Şimdi belge, mesela 3. Selim döneminde belgelerde ve tarih kitaplarında masonlara rastlıyoruz. Hı. Ancak 2. Mahmut döneminde belgelerde ve kroniklerde geçmiyor. Mesela bunun gibi yine 3. Selim döneminde bir tarih kitabı olan Asım tarihinde de masonlardan bahsediyor. Kısa bilgiler var ama. Hı hı. Yani mason olmuş Hasan Ağa diye birinden bahsediyor. Ama 2. Mahmut döneminde bir bilgiye rastlayamadık şu anda. Ama hı, tabii şu var. Mesela Sinan bunu şeyden buldu, dosya tasnifinden, ki dosya, binlerce dosya var. Her dosyada 100 tane belge var. Yani 1000 dosya baksanız 100 bin evrak bakmanız lazım. Yani evet, ne çıkacağını bilemeyiz. Ancak bugünkü bilgilerimiz ışığında yani 1770'li yıllarda 1. Abdülhamit döneminde İstanbul'da masonluğun yayıldığını, Sadrazam Halil Hamit Paşa'nın ve bürokratların bu mason örgütlenmesine girdiğini, 3. Selim döneminde iyice kuvvetlendiğini ve devlet adamlarının bir kısmıyla da rekabet haline girdiğini biliyoruz. Yani şu andaki... Şimdi peki bu sendeki belge, ben hiç anlamadım. Kimden kime yazılmış? Bu Mehmet Esad Efendi isimli, evet, bir gümrükçü. Kime yazıyor? İstanbul'da Halla isimli bir arkadaşına yazıyor. Hı. Yani burada çeşitli meseleleri dertleşirken belgenin... Gümrükçü nerede? Erzurum gümrükçüsü. Söylesene onu. Erzurum gümrükçüsü. Söylesene. Bu çeşitli meseleler dertleşiyor. Direkt masonla, yani baştan sona masonlar anlatmıyor. Ancak belgenin bir yerinde inşallah diyor yine vezir olur. Masonların canlarına limon sıkarım diyor. İfade bu. Bu şekilde. İfade aynen bu şekilde, evet, geçiyor. Ve bu ilk defa, dediğimiz gibi, ilk belgedir. Yani bundan sonra zaten 1850'lerden sonra belgeler rastlıyor. Mesela Abdülhamit döneminde masonlardan bahseden belge çok. Hı-hı. Ama 18. yüzyıla kadar belge yoktu hiç. Hı-hı. Ve bu şunu gösteriyor. Yani bu dönemde mason örgütlenmesinin çok yayıldığını gösteriyor.